Ne düşünüyorsun bakalım? Onu değil mi? Başka neyi düşünebilirim ki? O kadar heyecanlıyım ki Ayhan. İçim içime sığmıyor. Kızımızı şimdiden o kadar çok seviyorum ki... sanki bir parçam gibi. Hatta daha fazlası. Bakalım Sevgi Hanım'ı memnun edebilecek miyiz? Ay, ay, Sevgi! Sevgi! Ay nereye gitti bu kız ya? Ay mutfak darmadağın. Şuraya bak. Allah'ın cezası. Bir işe yaradığı yok ki. Bir de başıma dert oluyor ya. Ah ah. Ay. Yine ne oldu ya? Ne bağırıyorsun? Ama ne olacak? Sevgi yine mutfağı toplamadan gitmiş. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Bir gelsin görecek o. Madem tembellik ediyor niye okula gönderiyorsun ki? Başımız halim mi olacak? İlkokulu bitirsin. Evden çıkarmayacağım zaten. Bir de onunla mı uğraşacağım canım? Biz okuduk da sanki. Ha. Anne, biraz destek çıksana bana. Daha dün verdim be oğlum. Ya lazım be anne. Aman vermezsen verme be. Allah Allah. Dur. Dur bir bakayım. Al bakalım. Ama sen de idare et biraz. Babanın maaşını almaya daha tamam, çok var. Tamam, tamam mı? Tamam. Hay Allah kahretsin. Sevinç. Sevinç. Aa, geldiğini fark etmemişim. Öylesine dalmışım ki. Bak, görünce dayanamadım bunları aldım. Çok güzel. Bak bir de bu var. Ah, bu da çok güzel. Sevgi Hanım'ın odası da saray gibi oldu. Hele bir gelsin. Onu prensesler gibi büyüteceğim. Sevgi, aşereye gidiyoruz değil mi? Ben gelemem. Niyeymiş ki? Ne güzel bahçeleri var. Hem parkın da yanında. Biraz oynardık. Ben gelemem. Sonra geç kalıyorum. Hem annem kızar. Canım kızarsa kızsın. Benimki bağırıyor çağırıyor. Sonra siniri geçiyor. Ben gelemem. Sevinç. Galiba geliyor. Emin misin? Önceki gibi olmasın sakın. Hayır. Bu sefer ciddi. Oh! Lütfen gidelim lütfen. Tamam. Gel otur şöyle. Gel. Sakin ol. Ben hemen bir taksi bulup geleyim. Sakin ol. Geldin mi Allah'ın cezası? Geldin mi ha başımın belası? Anne. Ben sana ne dedim ha? Ne dedim ha? Yürü bakayım yürü. 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 Ne buranın hali ha? Ben senin hizmetçin miyim ha? Ha? Anne okula geç kalmıştım. Okula geç kaldın ha? Ben sana mutfağı toparlamadan okula gidilmeyecek demedim mi ha? Demedim mi ha? Geç kalmışmış ha? Geç kalmışmış. Bir daha burayı böyle bırakırsan parçalarım seni. Anladın mı? Parçalarım. Anne yapma canım acıyor. Toparla şunları çabuk. Okula geç kalmışmış. Hadi oradan. Oh, my God.
Ayhan Bey. Doktor Hanım. Eşinizin çok fazla kanaması vardı. Elimizden geleni yaptık ama maalesef bebeği kaybettik. Ya karım? Onun durumu iyi. Biraz daha koy. Ağzını bıçak açmadığına göre yine senden papara yemiş. Ha, ne diyeyim, başımın derdi. Hele bir açsın ağzını, görür dünyanın kaç bucak olduğunu. Bitirsin şu okulu da sizin atölyeye verelim. Bari bir işe yarar hiç olmazsa. Boş versene. İş vardı, o mu bulmuş? Beni bile çıkaracaklar diye 3,5 atıyorum. Aa, aman evladım ya. Sen de bir kere zamanda gitmiyorsun ki. Aman anne ya. Ben ne yaptım biliyor muyum? Aman. Ne? Ne duruyorsun? Hadi kalk. Kalk, topla şunları. Kaybettim Ayhan. Yavrumu kaybettim. Geçecek sevinç. Kızımız bu sefer gelmek istemedi ama daha sonra mutlaka gelecek. İnan bana. Sevgi. Sevgi. Kızım ne oldu sana? Okuldan çıktığımızdan beri konuşmuyorsun. Hiç, yok bir şey. Hadi ama. Ben sana her şeyimi anlatıyorum. Arkadaş değil miyiz? Şu dergiler. Öğretmenin verdiği dergiler mi? Ne olmuş ki onlara? Hiç. Keşke diyorum parası alsaydık onları. Aman canım, onları mı taktın yani? İlla yarın getirmemiz mi lazım parasını? Tabii ya, öğretmeni duymadın mı? Duydum. Sanki yabancı bir eve giriyorum. Burası bizim evimiz Sevinç. Burası senin, benim ve kızımızın evi olacaktı. Hatırlıyor musun? Ultrasonda onu gördüğümüzde nasıl şaşırmıştık. Doktor kız olduğunu söylediğinde, çok sağlıklı olduğunu... Yapma böyle Sevinç. Elimde değil. Unutamıyorum. Unutamam. Ayhan, ben onun odasına nasıl girerim şimdi? Patiklerini nasıl tutarım? Beşiğini nasıl atarım? Atmayacaksın. Çünkü yine çocuğumuz olacak. Bir çocuğumuz olacak ve sen bu kabusu unutacaksın. Anladın mı? Unutacaksın. Kanımı! Okula gitmen lazım diye gönderdik. Bir de para mı istiyorlar ha? Alırım vallahi seni, alırım oradan. Anladın mı ha? Alırım. Alma anneciğim, alma beni okuldan. Ben dergiler olmadan da çalışırım. Ne yaparsan yap. Ama para isteme benden. Zaten abine yeni verdim. Bir de seninle uğraşamam. Anladın mı? Ne duruyorsun? Git bir çay koy. Yürü. Sinirimi bozdun zaten akşam akşam. Paraymış.
İstediğiniz bütün testleri yaptırdık. Evet. Öneriniz nedir? Sevinç Hanım, bunu söylemek benim için çok zor ama maalesef gerçeklerden de kaçamayız. Ne demek istiyorsunuz? Açık konuşur musunuz? Ne yazık ki Sevinç Hanım artık çocuk sahibi olamayacak. Nasıl yani? Karım hamileydi ve zaten bir çocuğumuz olacaktı. Şimdi siz elinizdeki testlere bakıp çocuk sahibi olamazsınız diyorsunuz. Sorun da orada zaten. Doğum sırasında eşiniz... Sevinç Hanım lütfen. Bir saniye. Bir saniye doktor hanım. Bir saniye. Sevinç. Sevinç dur lütfen. Doktorun söyledikleri yüzünden üzme kendini. Başka birine gideriz. Neye yarar ki? Biliyorum. Bir daha çocuğum olmayacak. Ay. Ay ay ay. Ah. Sevgi. Sana söylüyorum kız. Ver şu yastığı bakayım. Ay ay ay. Benim tutulmuş. Ah. İnsan bir arkama koyar. Hain şey. Çalış bakalım çalış. Ben de inandım sanki. İşten kaytarmak için bu numaraları yapıyorsun. Ama ben göstereceğim sana. Dur bakalım. Ay ay ay. Nadir. Ay vallahi bugün pestilim çıktı. Yemek falan yapamadım. Bu mendubur bile kendi zıkkımlandı. Ne bulursan artık. Nadir, neyin var evladım? İşten çıkardılar. Ne? Of, ayağa. Hadi git. Thank you.
Sevgi! Gel bakayım buraya. Geç içeri. Bırak çantanı. Niye? Niyesi falan yok. Bırak dedim. Okula gitmeyeceksin. Ama bugün sınav vardı. Bırak şimdi sınavı falan. Bundan sonra hiç gitmeyeceksin zaten. Ama anne. Kapa çeneni. Zaten sinirim tepemde. Tek başıma evi döndürmeye çalışıyorum canım. Abin de çalışmıyor. Bir de seni mi okutacağım ha? Otur oturduğun yerde. Ne olur anne. Ne olur deme bana. Almayayım ayağımın altına. Hadi geç içeri. Geç dedim sana Sevgi. Kırmayayım kafanı şimdi. Hadi geç içeri. Geç. Of. Nedir senden çektim ya? Günaydın Sevinç Hanım. Sonunda uyandınız. Güçlü bir uyku hapıymış. Kafamı kaldıramadım. Hadi, ye bakalım şunları. Biraz toparlan. Hem artık bu uyku haplarını da kullanmanı istemiyorum. Anlaştık mı? Bak Sevinç, bu dünyanın sonu değil. Birçok ailenin başına geliyor. Neden böyle yapıyorsun? Aile olmak için çocuk gerekir. Bizim hiç çocuğumuz olmayacak Ayhan. Aile olmak için sevgi de yeterlidir. Hem bakarsın bir gün evlat edinirsen. Başkasının çocuğunu kendi çocuğum gibi sevebilir miyim? Neyse, bırakalım bunları. Artık kendini toparlamanın zamanı geldi. Baksana şu evin haline, savaş alanı gibi. Seni suçlamıyorum ama buraya bir hale yola sokmak lazım. Diyorum ki sana bir yardımcı alalım, ne dersin? Hayır desen beni dinleyecek misin? Tabii ki dinlemeyeceğim. Bugün Sevgi'yi okuldan aldım. Otursun oturduğu yerde. Gündeliğe falan göndereceğim. O da artık bir şeyler yapsın değil mi? Az yıkamadım kirli bezlerini. İyi yapmışsın. Ha, Sacide'nin bir tanıdığı varmış. Bakıcı falan buluyormuş. Belki bir şey çıkar. Nasılsın canım? Artık uyku haplarını içmiyorsun değil mi? İçmiyorum. Aferin sana. Bizim iş yerinde çalışan bir kadın var. Güvendiğim biridir. Ortalığa falan bakıyor. Yemekleri yapıyor. Onun bir tanıdığı varmış.
Yani artık ben olmadığım zamanlarda yalnız kalmayacaksın. Bana bak. Orada ne söylerlerse hepsini yapacaksın, tamam mı? Bir dediklerini iki etmek yok. İyi para veriyorlar. Eğer senden bir memnun olmasınlar, bacaklarını ikiye ayırırım ona göre. Anladın mı? Anladın mı dedim sana, saçaklı! Yürü! Yürü! Yürü Allah'ın cezası! Merhaba. Bizi Sacide Hanım gönderdi. Çok iyi. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun. Geç. Geç. Evimiz fazla büyük değil. Sizin için sorun olacağını sanmam. Zaten önemli olan eşime yardımcı olmanız. Sana bahsetmiştim ya Sevinç. Merhaba. Merhaba. Umarım sizle anlaşırız. Yo, ben değil. Kızım çalışacak. Ama... daha çok küçük. Küçücük çocuğa iş mi gördürürüm ben? Hay Allah. Biz de boşuna geldik. Merak etmeyin. Ben eşimi ikna ederim. Ama kesin konuştu. İstemem dedi. Ben ikna ederim dedim mi? Sevgi şirin bir çocuk. Onu sevecektir. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Yürü. Niye böyle yapıyorsun Sevinç? Neden istemedin kızı? Sen eve gündelikçi alacağım dedin. Küçücük çocuktan gündelikçi mi olur? Gündelikçi mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Sadece ben olmadığım zamanlarda yalnız kalmazsın dedim. Sevgi sayesinde de evde yalnız kalmayacağını düşünüyorum. Çocuğun ismi Sevgi mi? Kadın biraz kafayı üşütmüş. Ama adam ikna edeceğim dedi. Bence eder. Ay yaşadın kız. Buraya bir kapağı attın mı sırtımız yere gelmez. Eşyalarını gördün mü? Ev küçük falan diyor ama. Neyse sen bir gir de. Kız yürüsene kanı gibi öyle. Lafımı da dinlemiyorsun. Ne anlattım ben? Bir de okula gidecekmiş. Hadi oradan Allah'ın salağı. Thank you.
Aa. Sen ne yapıyorsun öyle? Yerleri siliyorum. Demin tozları aldım. Bulaşıkları da yıkadım. Sonra yerlerin işte az kaldı. Yukarıda bir oda vardı. Bir onu silemedim. Kilitliydi. Ver şu bizi bakayım. Gel bakalım. Gel, gel canım. Otur bakalım şöyle. Ben senden yerleri silmeni istemedim. Canın isterse tozları alırsın. Ya da ne bileyim bir şeyler yap. İstersen televizyon seyret. Ama bu senin işin değil. Ama annem evi baştan aşağı sil dedi. Annenin ne dediği beni ilgilendirmiyor. Ama... Aması maması yok. Sen daha küçüksün. O zaman ben ne yapacağım burada? Haklısın. Ben de bilmiyorum aslında. Sahi senle biz ne yapacağız Sevgi? Kız anlatsana ne yaptın evde? Kadın senden memnun kaldı mı? Bilmiyorum. Bari yerleri iyi silseydin ha? Daha ilk günden gözüne girmek lazım. Yerleri silmemi istemedi. Ne? Kız yoksa tembellik mi yaptın ha? Vallahi oradan kovulursan ben senin yuvanı yaparım. Anne vallahi istemedi. Yalan söyleme. Yoksa kadını acındırdın mı kendine ha? Bak vallahi fena yaparım. Bunlar başta acır sonra kapının önüne koyarlar. Yarın git kadın ne isterse yap. İstemem filan derse de sakın dinleme, anladın mı? Anladın mı? Anladın mı diyorum ha? Anladım anladın anne mı? Anladım ne olur bırak. Yürü. Kalk git hadi. Gözüm görmesin seni. Sevgi, ne yapıyorsun sen? Kızım dur, dursana. Ben sana ne dedim? Yerleri silmeyeceksin demedim mi? Sana dur dedim. Hay Allah, ben ne yaptım şimdi? Sevgi ağlama. Ağlama kızım. Ben senin yorulmanı istemiyorum. Bunu anlamıyor musun? Ben senden yerleri silmeni istemiyorum Sevgi. Lütfen beni anla. Ama annem istiyor. O zaman annene durumu anlatırsın. Sevinç ablam istemiyor dersin. İnanmaz bana. Aman inanmazsa inanmasın. O zaman beni döver. Ne o? Canın sıkkın gibi. Yoksa küçük kızımız seni üzdü mü? Öyle sayılır. Demek yanlış yapmışım. Oysa ondan hoşlanacağını düşünmüştüm. Ne bileyim sana arkadaş olurdu. Yo, onu çok sevdim. Saf, tertemiz bir çocuk. Peki seni üzen ne? Biliyor musun? Küçücük çocuğu annesi dövüyor. Düşünsene, bir çocuğumuz olsun diye ne kadar uğraştık. Bir çocuğumuz olsun diye. Olsaydı ben onu pamuklara sarardım. Ama bir başkası kendi yavrusunu hiç acımadan dövebiliyor.
Anlatsana. Bir laf etmeden odana giriyorsun. Eşek başı mı var burada? Ne olsun işte. Yerleri sildim. Tozları aldım. İyi iyi. Ha şöyle. Kadının gözüne gir. Başka? İşte çorba yaptım. Bir de gümüşleri parlattım. Ah, çok gümüş var mı? E işte. Kız, arada şunun bir odasına da gir ha. Yüzüğü, bileziği filan neredeymiş bir öğren ha. Neden ki? O kadının aklı bir karış havada biraz. Neyi nereye koyduğunu hatırlamaz. Anladın mı beni? Arada bir şeyler tırtıklarsan fena olmaz hani. Ne oldu? Benim dediklerimi yaptın mı? Her yeri temizlediğimi söyledim. Aferin. Aslında yalan söyleyeceğimize ben annenle konuşsaydım daha iyi olmaz mıydı? Seni dinlemezdi ki. Yüzüne gülerdi. Sonra yine beni döverdi. Anne. Ne var? Biraz para versene. Oğlum babanın maaşı bitti. Sevginin parasını da kiraya verdim. Ben sana parayı nereden bulayım? Nereden bulursan bul. Ben çalıştığımda almasını biliyordun. Evladım, zevkimi almıyordum ki. İhtiyaçlar işte. Of, bıktım ya. Çekip gideceğim buradan ha. Bineceğim bir gemiye artık, ne olursa olsun ya. Başlama yine. Yok, bu sefer kesin. Bizim arkadaşlar da birini bulmuş zaten. Birlikte kaçak maçak ne olursa artık. Ya yapma evladım, gözünü seveyim. Telef olacaksın sonra, perişan etme beni. Ben burada parasızlıktan telef oluyorum zaten. İş güç de yok. Delireceğim vallahi ya. Dur bakalım dur. Bir şeyler yapacağız elde. Dur. Sevgi. 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 Ne işin var senin burada? Hiç, ben de bu odayı hep merak ediyordum. Oyuncak o kadar çok şey var ki. Çık buradan. Çık dedim sana. Ne duruyorsun? Bakma öyle. Defol. Defol buradan.
Sevgi! Kız ne oldu? Ne oldu buna böyle? Ama dur ben bir bakayım. Kız ne yaptın? Kadını mı kızdırdın yoksa ha? Bak eğer seni kovarlarsa ahdım olsun yakarım vallahi ha. Konuşsana. Konuşsana ne yaptın ha ne yaptın? Kız konuş. Dur bakalım. Seninle işim bitmedi. Otur şuraya. Kim geldi Nadir? Sevinç Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim kız bir yaramazlık mı yaptı yoksa? Eğer bir şey yaptıysa ben ona gösteririm. Yok. Yok hiçbir şey yapmadı. Daha doğrusu onu biraz ben üzdüm. Onu görebilir miyim? Ha, odada. Sana bunu getirdim. Ama yaptıklarımdan sonra beni affeder misin bilmiyorum. Bak Sevgi. Ben aslında sana bağırmak istememiştim. Ama kendime hakim olamadım işte. Oynadığın oyuncaklar benim için çok önemliydi. Benim bir bebeğim olacaktı. Ona o kadar hazırdım ki ismini bile koymuştuk. Neydi biliyor musun? Sevgi. Ama o gelmekten vazgeçti. Bir daha onu hiç göremeyeceğim. Beni anlıyor musun? Oynadığın şeyler benim için çok özeldi. Yani senin oyuncaklarınla izinsiz oynadın. O yüzden kızdın bana. Doğru, haklısın. Bunu söylediğin iyi oldu. Onlar benim oyuncaklarımmış. Ve ben oyun oynayacak çağı çoktan geçtim. Biraz vakit aldı ama sayende bu gerçeği öğrendim. Yarın geleceksin değil mi? Sevinç. Sevinç. Odayı değiştirmişsin. Nasıl? İyi olmadı mı? Dolapları da çıkardım. Perdeleri de değiştirdim. Güzel olmuş. Hadi gel. Sana en sevdiğin yemeği yaptım. Ben de bu koku ne diyordum? Ne oldu sana böyle Sevinç? Çok şey oldu. Hadi gel. Sevgi. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel. Gel gel. 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 Otur bakayım şöyle. Ha. Kız. Sen ne şeytan şeymişsin meğer. Baksana, kadını parmağında oynatıyorsun. Nedir öyle ziyarete gelmeler, hediyeler getirmeler, ha? Vallahi biz burada sürünüyoruz. Sevgi el alemin yanında hayatını yaşıyor. Çekip gideceğim anasını satayım. Hayat mı bu ya? Aa, otur oturduğun yerde. Merak etme, senin işini halledeceğiz. Nasıl?
Sevgi onların elinden birkaç bilezik filan tırtıklar, olur biter. Kadın pek normal değil, baksana. Aklı gidip geliyormuş. Hem bizimkini de pek seviyor. Ona kondurmaz. Yarın bir kolaçan et bakalım odasını. Varsa bir şeyler al getir. Anne yapamam. Yapamam mı? Bal gibi yapacağım. Yapamam. Bana bak. Bunu görüyor musun sen ha? Hele bir yapma. Kırarım her bir tarafını. Geçen sefer ne olmuştu biliyorsun değil mi? Ha? Sevgi geldi mi? Gelmedi daha. Ya bilezikler almazsa? Hele bir almasın. Kolaydı. Ne oldu Sevinç? Ne arıyorsun? Bileziklerimi. Yukarıki çekmecede duruyordu. Başka bir yere koymuş olamaz mısın? Hayır, orada bıraktığımdan eminim. Sakın Sevgi... Sevgi öyle bir şey yapmaz. Onu o kadar iyi tanımıyoruz. Yapmaz dedim. Çok iyisin. Ben seni hak etmiyorum. Oh.
Geldi galiba. Aldın değil mi? He? Kızım aldın mı? Konuşsana. Bana bak. Eğer elin boş geldiysen seni parçalarım, haberin olsun. He? Benim hatam. Bu kızı hiç getirmeyecektim. Hem kötü bağlandın hem de hayal kırıklığına uğradın. Ben bunu kendi isteğiyle yaptığına inanmıyorum. Vallahi orasını bilemem. Hem zaten annesiyle abisi istemişse eminim şu an evde onlara hesap veriyordur. Hemen gitmeliyiz. Ne oldu şimdi? Hadi çabuk ol. Hadi. Sevgi nerede? Sevinç Hanım. Sevgi nerede? Sevgi mi? Sevgi merdivenlerden düştü. Düştü mü? Evet. Abisi de onu hastaneye götürdü. Onu sen dövdün değil mi? Aa, ben mi? Ben niye döveyim canım? Sevgi bana her şeyi anlattı. Olur mu canım hiç? Bari yalan söyleme. Hiç utanman yok mu senin? İnsanın biraz yüzü kızarır. Döversem döverim. Sana ne? Sana mı hesap vereceğim? Yazık değil mi? Parmak kadar çocuğa vurulur mu? Şımarıklık yaparsa vurulur. Sen manyağın tekisin, anladın mı? İnsan kendi çocuğuna kıyar mı be? Kıyar mı? Yetti be! Çocuğum olduğunu kim söylüyor ha? Ne yani? Sevgi senin çocuğun değil mi? Değil tabii. Zamanında salağın teki bakayım diye vermişti. Başlarda iyi para getiriyordu. Ama sonra kadın geberdi mi, kaçtı mı ne? Kızı başıma bıraktı. Siz asıl bana dua edin. Hiç olmazsa cami avlularına, yetimhanelere bırakmadım ben onu. Keşke bıraksaydın. Çekil be. Polis niye geldi? Sizi içeri atmak için. Kızcağızı dövdünüz ya. Hadi sen de yalan söyle bakalım. Nasıl ya? Sevgi merdivenden düştü. Bakalım Sevgi de aynısını söyleyecek mi? Söyleyecek tabii. Göreceğiz. Ah canım. Ne bu halin? Allah'ın cezaları. Elleri kırılsın. Onlar bir şey yapmadı. Ben düştüm. Ne olur yalan söyleme Sevgi, ne olur. Seni dövdüklerini biliyoruz. Polis amcalara gerçeği söylersen onlar da hak ettikleri cezayı alacaklar. Hadi Sevgi, anlat. İnsan hiç annesini polise şikayet eder mi? Eğer annesi böyle kötü şeyler yapıyorsa şikayet eder. Sevinç, madem biz Sevgi'den gerçekleri söylemesini istiyoruz, bizim de ona bazı gerçekleri söylememiz lazım. Bak Sevgi, seni bu hale getiren kadın... Senin gerçek annen değil. Ama eğer istersen ben sana annelik etmeye çalışırım.
Gerçek bir annenin yerini tutamam ama... inan, inan bana elimden geleni yaparım. Doktor moralimi düzeltti neyse. Bir haftaya kadar taburcu olabilirmiş. Ne güzel. Belki çok üzüldük. Ama bak, sonunda bizim de Sevgi adında bir kızımız oldu.